EAK Construction and Maintenance firması direktörü Evren Keser, uzman kadrosuyla ihtiyaç duyulan tüm inşaat işlerini sıfır hata ve maksimum kalite ilkesiyle tamamlıyor. Önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleşecek olan Kaylas Cafe Bistro, Canary Wharf bölgesinde muhteşem dekoru ve lezzetli yemekleriyle müşterilerini ağırlayacak. Evren Keser ve ekibi bu noktada yaptıkları çalışmaları, iç mimar ve müşterinin koordineli çalışmasının önemini konuştuk. Canary Wharf bölgesine geldik efendim. Önümüzdeki günlerde müşterilerine kapılarını açacak olan Kaylas Cafe & Bistro'dayız. Tabii ki bu mekanın inşaat ve mimarlık hizmetlerini veren iki firmanın da direktörleri bizlerle birlikte, özellikle interior design işlerini halleden Akart Design yöneticisi mimar Muhammed Akdere ve EAK Construction & Maintenance firması direktörü Evren Keser'le birlikteyiz. Şimdi Evren Bey, isterseniz sizinle başlayalım çünkü 6 aylık bir sürecin sonuna geldik. Evet. Şimdi görüyoruz ki güzel bir iş çıkartmışsınız. Tabii ki dizayn yapan firma da bu noktada önemli işler yapmış. Onlara da mikrofonu uzatacağız. Şimdi sizinle başlayalım. Geçtiğimiz haftalarda gelmiştik. Şimdi o sürecin tamamını ekranlara getiriyoruz, bitmiş halini. Nasıl buldunuz yaptığınız işi? Önce onu soralım. Bahsettiğiniz gibi bir projenin sonuna daha geldik ve müşterimize kaliteli bir iş çıkarttık. Bunun içinde mimarlarımız, Eral Metal, metalcılarımız Kitchen Guide sayesinde de bayağı güzel bir projeyi bitişe getirdik. Çok mutluyuz. Beklediğimiz kaliteleri bir bitiş yaptık. Kelimeler yetmez. Görsel imajlar her şeyi gösteriyor. İnşaat sürecini değerlendirdiğimizde aslında bakıyoruz ki birçok farklı kalemin bir araya gelmesiyle oluyor. Yani sadece tek başına inşaat firması ya da dizayn değil de alınan malzemeler, bunun işçiliği gibi, değil mi? Birçok faktörün aslında birleşmesiyle meydana geliyor. Evet. Sadece bizden bitmiyor bu iş. Sağ olsun mimarlarımız çok güzel çalışmalar yaptı. Teknik bilgileri, çözümleri beraber üst üste tamamlayarak bu şeye geldik. Malzemenin önemliği kadar işçiliğin daha da önemli bir noktası var. Çünkü işçilik kötü olduktan sonra en kral malzeme bile çok kötü görünür. Bizim finish dediğimiz noktası bizim inceliğimize geliyor. Evet. Ve bunu sunabiliyoruz. Evet, tabii her zaman söylüyoruz, kaliteli işçilik yapmak için kaliteli profesyonel ekiple de çalışıyorsunuz. Aynen. Şimdi Muhammed Bey, aslında biraz önce sizinle projeleri inceledik. Görüyoruz ki çıkan sonuç %95'in, hatta %100 diyebileceğimiz birebir projenin aynısı uygulanmış. Bu da sizin için önemli herhalde, değil mi? Ya evet, kesinlikle öyle. Yani zaten aslında %100 de %95 daha güzel olacak. Çünkü bizim yaptığımız projelerin akabinde bunun uygulanabilmesi çok önemli oluyor. Zaten bizim yaptığımız projelerde uygulanabilitesine baz alarak yapıyoruz. Hazırladığımız tasarımları da ona göre yapıyoruz. Akabinde yapacak olan inşaat firması da çok önemli oluyor. Ya bu noktada EAK Construction burada ciddi anlamda buradaki en küçük döşemedeki detaydan birçok noktaya kadar, her en ince detayına kadar onların da emeği çok fazla büyük. Bizim vermiş olduğumuz detayları çok güzel bir şekilde uyguladılar. Hani bu yüzden de bir ekip çalışması aslında. Bu ekip çalışmasında bu projede çok güzel yerine getirildiğini düşünüyorum. Tabii şimdi birçok farklı projeye imza attınız siz bugüne kadar. Hem siz firma olarak hem de sizler. Şimdi görüyorum ki burada firma sahibi, yani bu işi size veren kişilerle birlikte hala kavga dövüş olmadan... Aynen. Aslında bu işi tamamladınız diyebiliriz. Bu da çok önemli, değil mi? Çünkü hep kulağımıza geliyor. Yani bir iş başlanıyor, bir şekilde sorunlar çıkıyor ve onu çözemiyorlar. Ama siz güzel bir süreç yönetmişsiniz. Ya şöyle söyleyeceğim. Ya Akart olarak biz 3,5 senedir siz de çok projemize geldiniz. Hani 170 proje yaptık dedim. Çok fazla şantiyelerde çok fazla olaylar oluyor genelde. Haklısınız yani. Bunu biz kendi projelerimize minimuma indirmeye çalışıyoruz. Ama burada böyle bir EAK Construction'ın o düzenli enerjisi, artı biraz önce Evren abi de bahsetti, hani burada çalışan firmalar genelde işverenimizin de seçimleri öyle, kaliteli firmalar. İşte EAK Construction, yani bütün seçimleri doğru ilerleyen bir süreç yaşandı burada aslında. Başta bizden olmak üzere, sonra inşaat EAK Construction, işte The Kitchen Guy, Eral Metal, Morgan Electric, hani bütün çalışan firmalar hepsi üst düzey ve bu işin hakikaten
kaliteli yapan firmalarda. O yüzden de süreci de tamamen yürüten Eğer Construction burada çok güzel işçilik yaptı. Bütün birleştirebildi. Bütün bu noktada. Yani yardımcı elemanları da çok iyiydi. Ama kendileri de iyi olunca ortaya da güzel bir iş çıktı açıkçası. Şimdi tabii ki uyumlu çalışmak önemli değil mi? Çok. Uyum olmadığı zaman bu sonucu elde edemezsin. Ya çok. Yani bana keyifle mesela. Evren abi saat 8'de 7'de bir şey arayıp sorduğunda hani memnuniyetle cevap veriyorum. Çünkü işi güzel ve temiz yapmalarından dolayı gurur duyuyorum. Yani elinize emeğinize sağlık gerçekten. O ekip çalışması çok önemli. O memnuniyetle yapmak, mutlulukla yapmak. Biraz gülümseyerek iş yapıyoruz yani. Yani o da güzel oluyor yani. Yani öyle diyeyim. Buyurun. Ben bir şey bahsetmek istiyorum. Bize devamlı bazı müşteriler Türkiye'den iç mimarların resimlerini gönderip proje yaptırmak istiyorlar. Ama maalesef mimarlar burada olmayınca proje ilerlemiyor. Ölçüler yanlış oluyor. Onun sebebi de buradaki inşaat regulation'ları, building regulation'ları çok farklı. Bunları anlamıyorlar. Ama Akart'ın da çok iyi bir tecrübesi olduğu için çok güzel beraber çalıştık ve çok güzel bir iş çıkarttılar. Biz de her mimarla çalışamıyoruz ama kendilerinden gurur verici bir işle güzel bir proje çıkarttık. Ya burada da işte mesela aynı zamanda işverenimizin de hani vizyonu ve misyonu önemli oluyor. Hani çalıştığı firmaları seçerken ki yaklaşımı ve hepsini dört dörtlük seçimler yaptı yani. O yüzden de hani kendilerine de teşekkür ediyoruz bizleri seçtiği için. Aslında siz onların kafasındaki şeylerin yani o hayali gerçeğe dönüştürmek için varsınız herhalde değil mi? Evet. Ama hani biz istediğimiz kadar dizayn yapalım. Bunun uygulaması doğru olmadığı sürece bir şey ifade etmiyor aslında. O yüzden de hani uygulama detaylarına hakim, düzgün, bu işi düzgün yapan firma olarak Eğer Construction burada hakikaten çok güzel iş çıkardı. Aslında o zaman bunun altını çizmekte fayda var. Özellikle bizi izleyen, yeni iş yeri açmak isteyen kişiler varsa sizin gibi profesyonel ekibe ulaşabilirler, ekiplere ulaşabilirler. Böyle muhteşem sonuçla yeni iş yerlerini açabilirler. Çünkü önemli bir süreç değil mi bu inşaat süreci? Çok önemli ve fotoğraflar yeterince görsel göstermiyor. Gelip işçiliğimizi kendileri görebilirler. Böyle bir projeden gurur duyuyoruz. Sadece tabii buradaki işçiliği görmek için değil efendim. Buranın hem kahvesini hem de birbirinden farklı lezzetlerin tadına bakmak için de gelebilirler değil mi? Menü de güzel tabii duruyor. Önümüzdeki günlerde kapılarını açıyorlar. Kesinlikle öyle. Zaten işletmecimiz hani buranın sahibi, başka yerlerde kafe shopları olan deneyimli bir insan. O yüzden de hani onların eminim operasyonu da çok iyi olacaktır dediğiniz gibi.